Peki. Ben sizi bu ekranda birkaç kez çok savundum. Sizin kadınlığınıza vurgu yapılmasından. Fakat bir şeyi anlamadım. O meseleyi de anlamadığım için izninizle sormak istiyorum. Bu Özgür Demirtaş şeye baktım bu sabah. Size şöyle bir iddiada bulunuyor. Sen kredi kartıcısın. Buradan size özel hayatınıza yönelik hani patronun kredi kartını kullanıyorsun. Ya patronun sevgilisi olduğu gibi bir ima mı bu? Ben çünkü onu tam anlamadım. Siz gerçekten patronun kredi kartını kullanıp onunla sevgililik falan yaşadığınız için mi kovuldunuz? Ay öyle bu saçmalıklar ya. Bunlar bir kere saçmalık. Öncelikle kart meselesi sevgili imasında bulunmuyor kart meselesinde. Nedir? Başka bir şey söylüyor. Anlatayım size. Ben Okan Bayülgen'in programına konuk olmuş. Tamam mı? O programda böyle kalabalık böyle katılıyorsun. Bir masa var. Okan'ın karşısında ben oturuyorum ama diğer masalarda diğer konuklar. İşte Oğuzhan Uğur vardı. İşte başka bir arkadaşımız vardı falan filan. O dönemde de Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı ile kavga etmişti ve Habertürk'ten ayrılmıştı. Hani hatırlıyor musunuz? Dansöz gibi oynadı diye olaylar oldu. O çok tatlı bir kadındı. Yani Fatih'in dansözlüğüne bakınca onunki daha iyi geliyor bana. Bu arada istediği gibi de dans eder, kimseyi de ilgilendirmez. Onu da bir dipnot olarak söyleyeceğim. O dönemde tam Hande Sarıoğlu Fatih Altaylı'nın o dansöz kavgasının olduğu dönem, tamam. Ben de dedim ki Okan Bayülgen'in programında Hande'den konu getirerek. Ya dedim bu ülkede öyle tipler var ki erkek genel yayın yönetmeni, işte gazete genel yayın yönetmeni bilmem neler. Bunlar dedim patronlarının kredi kartıyla geçinip, tamam. Ondan sonra bütün gün patrona yalakalık yaparlar. Bulundukları pozisyona da böyle çakılırlar çivi gibi o kredi kartını kaybetmemek için dedim. Ve bu yüzden de dedim yapmadıkları rezillik kalmaz ve bunlar dedim kadınlardan nefret ediyorlar. Okan Bayülgen de dedi ki bana patron kredi kartımı veriyormuş dedi. Evet veriyor bunlara dedim. Bende yok dedi. E sana vermiyor dedim. Bunu patron kredi kartımı veriyormuş sana vermiyor kısmını yine az önceki Ekrem İmamoğlu konusundaki gibi kırptılar. Buket Aydın dedi ki patronum bana kredi kartı verdi. Ay sana vermiyor dedi. Peki bir şey söyleyeceğim. Patronlar bütün bu erkeklere kredi kartı veriyorsa size niye vermedi? Şöyle anlatayım. Ben size şöyle anlatayım. Patronlar aslında daha sonrasında Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir ikisi de yayınlarında şunu anlattılar. Evet, bir yerde genel yayın yönetmeniysen sana şirketin kartı tahsis edilir. Ağırlama vesaire falan filan yapman için. Ama Fatih Altay dedi ki bende de bu kart vardı cinayet medyalarken ama ben kullanmadım dedi. Cüneyt Özdemir dedi ki evet bu kart veriliyor, doğru bir şey söylüyor kadın. Şimdi şöyle, ben Haberet genel yayın yönetmeniyim. Benim kendi kurduğum internet sitesi. Orada da bizim haber müdürümüz var. Cuma Obuz. Cuma'da şirketin kartı var bizim. Kredi kartı verdik biz Cuma'ya. Ama neden? Sizin... Ağırlama yapmak durumunda kalıyor. Onu anladım. Ama ben sizinki... verdim Cuma'ya. Ama siz olumlu anlamda söylememişsiniz ve bence haklısınız. Şirketin kredi kartını kullanan adamlar kortağa çakılıyor diyorsunuz. Bu olumsuz bir şey. Çünkü olumsuz erkek... Şöyle, kredi kartının verilmesi olumsuz değil. O kredi kartına sahip kişilerin o koltuklara yapışıp patronlara sürekli yalakalık yapıp koltuktan onları biri ayırıp da hiç bir figür o koltuğa oturtulunca da kudurmalarından bahsediyorduk. Ha. Kimi kastediyorsunuz burada özel olarak kuduran? Kimler kuduruk? Vallahi bir şey söyleyeceğim ben size. O dönemde bana çok ciddi bir takım saldırılar gerçekleşti. Onlar kuduruk muydu? Hıncal Uluç bana çok çirkin şeyler yazdı. O dönem biz Fatih Altaylı ile çok ciddi kavgalar ettik. Anlatabiliyor muyum? Daha birçok isim var sayabileceğim. Fatih Portakal'la bir haber yüzünden birbirimize ekranlarda girdik. Bunlar bu kadar böyle hani bu kadar saldırgan bir değil Enver Bey. Benden önce kimse benimsenmedi biliyor musunuz? Yani o kadar çok aslında kadın figür var ki bana böyle özel bir saldırı mekanizması gelişti. Bunun sebebi de sizin aslında... Sizin dışınızda kadın haber yönetmeni ben hatırlamıyorum. Nazlı Çelik. Ha evet bir de o. Haber ikiniz. Haber yönetmeni Nazlı Çelik var. Tamam Nazlı. Doğru. Var. Ona yapmadım. Dermi Yurtseri. Yok. Doğuş Yayın Grubu. Kamera önüyle paralel evet, diyorum. Nazlı var. Peki bir şey soracağım. Neden size bu imalarda bulundular da Nazlı Hanım'a bulunmadılar? Şöyle şundan dolayı oldu. Bence Doğuş Yayın Grubu ve Ferit Bey'le kimsenin böyle bir problemi açıkçası yok. Fakat bu satın almadan hemen sonra ben geldiğim için ve bu aileye satın almadan dolayı insanlar tepkili olduğu için sizin az önce anlattığınız konu başlıkları doğrultusunda buradan yola çıkarak insanlar bana da gıcık oldular.
Bu kadar. Peki bir şey soracağım. Niye sizin özel hayatınızı sürekli gündeme getirdiler? Yok patronla ilişki, yok kredi kartı vesaire. Mesela ben bunları çirkin bulduğumu hep söyledim. Çok çirkin.